Allah'ın nuru bizim de olsun. Muhammed Raşit Yılmaz. Yeri, göğü ve içindeki her şeyi yaratan Allah'a övgüler olsun. Şüphesiz ki onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Şüphesiz ki o kudretiyle her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Evet, çok değerli konulardan söz edeceğiz. Yani gerçekten değerli konular. Bunun artık yavaş yavaş ayyuka çıkmaya başladığı bir zaman geliyor. Rabbimin, sadece Rabbimin bileceği bir zaman bu. Neden bahsediyorum? Elbette ki bana Kur'an'ın apaçık bir şekilde insanlara anlatmam, okumam için Rabbim tarafından bir takım sırlarına, bir takım ayetlerine şahit tutuluyorum. Ve bu bahsettiğim şey de dahil, bu söylediklerim de dahil, Kur'an'ın şahit tuttuğu, Kur'an'dan öğrendiğim durumlar. Burada bu uzun süre önce başlayan bir süreç, elbette ki çok zorlu zamanlar atlatıyorum. Yani zorludan kasıt, yani inanılması güç durumlar olduğunu düşünüyorum bazen. Ve bunu tamamen her şeyi bırakıp, bir nebze olsun, ne bileyim yani bunların ya bir saçmalıktan ibaretse diye düşünüyorum. Ama sonra Allah'ın kudretini anımsıyorum, öğreniyorum, okudukça beni tereddüde düşüren, çıkmaza düşüren neyse onun cevabına herhangi bir şekilde ayetle, hikmetle, ne bileyim bir rüya ile dahi olsa biz kimi zaman cevabına ulaşıyorum ve durum gittikçe, esasında ciddi olduğunu gördükçe bir yandan bu konu hepimize bir rahmet sebebi iken başlangıç için zorlu bir sürecin olacağı da aşikar. Yani ilk başta hele ki basma kalıplar insanların çoğunun kendi uydurması olarak yok. Şöyle olacak, böyle olacak, Allah bir daha yeryüzüne bir elçi göndermeyecek. Bilmem artık bir daha bir şeye karışmayacak, bir daha kitap indirmeyecek, bir daha vahiy vermeyecek. Yani gibi bir sürü basma kalıp insanlar kendilerini böyle bununla adeta perçinleyen insanlar dahi görürsün. Oysa bunlar sadece yani kitaba dayandırır ama kitap esasında söylediği şeyi doğru olmadığını söyler. O bunun bilincinde değildir. Ve bu Allah'ın izniyle elçi geldiğinde bunu ortaya çıkarır. Aklı temiz, yüreği temiz, niyeti temiz ve doğrunun gerçekten doğrunun peşinde olan insanlar da Rabbine sığınıp dua ettiğinde görmeleri, ilimle meşgul oldukları sürece görmeleri uzak değildir. Bu Allah'ın bir lütfudur. Gerçeğin gönüllerde parlama gibi temiz bir şey vardır. Yani anlaşılabilir bir durumu vardır. Bu konu çok konuşulacak zamanı geldiği zaman. Yani bunlar şu anda dünyanın içinde bulunduğu hali de düşünelim. Zalimlik başını almış gidiyor. Mazlumlar avlanıyorlar köşe bucak. Allah'a inananlara zulüm ediliyor. Allah'a inandığını söyleyenlerin çoğunun dinlerini paramparça ettiği, zalimliğin başını alıp gittiği bu konuda da bir dönemde yaşıyoruz. Yani bugün Allah peygambere itaat ediyoruz, Allah'a itaat ediyoruz diyen Türkiye'de mesela en kalabalık grupların başındaki insanların tamamen Allah'a neredeyse, belki içinde tek tük insan var mıdır açıkçası görmedim ama yani resmen insana alenen şirk koşuyor. Yani Allah'tan başkasının ismini sen çağırabilirsin diye diyecek kadar büyük bir zalimlik yapıyor. Yani bunu Kur'an'ın elçilerin baştan sona mücadele ettiği, Allah'tan başkasını ibadet etmeyelim, ben de siz de hepimiz Allah'a kul olalım, sadece onu çağıralım, sadece onu çağıralım, sadece onu çağıralım diye baştan sonra mücadele ettiği bir durumu bugün gece gündüz Allah'ın diniyle ayağa kaldırmak için uğraştığını söyleyen Allah'a en büyük, Allah'ın en yaman düşmanı olarak Allah'a iftira eden kimseler olduğuna tanıklık ediyoruz. Yani bunlar zalim kimselerdir. Bunlardan sakınmak gerekiyor. Neyse, birkaç ayet okuyalım Rabbimize sığınarak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Görmedin mi?
Allah gökten bir su indirdi de biz onunla Allah gökten bir su indirdi ve biz onunla renkleri türlü türlü meyveler çıkardık. Dağlarda da beyazlığı, kırmızılığı, renkleri farklı, hem de kuzguni siyah yollar, kapalı siyah yollar, çizgiler vardır. Allah şüphesiz bu çok büyük bir mucize. Bunu çok dağda ya da kırda ya da denize girdiğim zaman fark ediyorum. Yani insan yani elini atması için tutacağı bir yer olsun. Böyle sıkış, böyle aradan sıvışıp gidecek kadar bir yer olsun. Muhakkak buluyor. Yani bu çok büyük bir mucize. Yani o kadar büyük bir mucize ki bunu biraz idrak ettiğimiz zaman yani yeryüzü haşa o kendiliğinden oldu diyen insanların yani asla ama asla açıklık getiremeyeceği bir şey. Yani her zaman Allah insanın, canlıların barındığı yeri, gittiği yeri biliyor ve mutlaka ama mutlaka bir çıkış yolu temin ettiriyor ona. Bu hem içinde yaşadığı problemler de dahildir. Yani nasıl akıl, işte akılsızlık nasıl başa bela kötü, yani şeytana taraf olmak işte bu hale sokuyor. Yani 5 dakika ben inkar edeyim desen gerçekten gerçeği bilen bir adam herhalde kafayı yer, sıyırır yani. Bütün gerçek haykırıyor yani, yer gök ve içindeki her şey, hiçbir şeyin kendiliğinden olma ihtimali yok ve hiçbir şeyin kendinden bu denli düzenli olma ihtimali yok. Dünyanın, güneşin, ayın kendiliğinden varlığını sürdürmesinin ihtimali yok. Bu kadar çeşit bitkinin rengarenk, tat, rızık olarak dünyanın rızıklarının yani devam etmesinin kendiliğinden dünyada rızık oluşuyor ya. Bu denizlerdeki rızıklar biz mi haşa var ediyoruz? Biz mi yerden bitkileri bitiriyoruz haşa? Allah bitiriyor. Gökten suyu kim indiriyor? Allah indiriyor. Yani insan işte kendine yazık ettiği zaman gerçekten çok büyük bir akılsızlığa doğru yol alıyor. İnsanlardan, hayvanlardan, dağlardan da aynı şekilde renkleri farklı olanlar var. Allah'ın kudreti bu. Bunu tutup da üstünlük meselesi yapacak kadar insan cahilliğe bürünebiliyor. Bilmem o beyaz, o siyah. Hayvan terisi siyah, derisi beyaz farkı ne? Eti, sütü, şeyinden, kılından, tüyünden faydalanmıyor mu? Yumurta beyaz, sarı, siyah farkı ne? Kırıp yediğinde ya da ondan bir can çıktığında ne değişiyor? Bu Allah'ın kudreti. Yani Allah diyor ki bütün güç benimdir. Dilediğim kadar yaratırım. Dilediğim şekilde yaratırım. Ve hakimiyet benimdir. Hiçbir şey kendiliğinden olmadı. Her şey kontrol altında diyor. Sen bunun neresini getirip de üstünlük meselesi yapıyorsun? Tek üstünlük nokta var Allah katında. Bu da Allah'a en çok korkan, Allah'tan en çok onun gösterdiği şekilde en çok yaşayan, en çok tövbe eden, iyilik yolunu tutanın halidir. Bu da ahirette ortaya çoğunlukla çıkacak olan durumlardır. Elbette bu dünyada da Allah dilediği kuluna dilediği şekilde derecelerle yükseltir. Ama bu dünyadaki hiçbir makam, mevki, koltuk sakın ha sizi aldatmasın. Bunun Allah katında da böyle olduğu, işte bizim liderimiz iyi adam, dürüst adam. Kendine iyi, kendine dürüst. Bunun onu inşallah öyledir. Ama bunun Allah katında da üstün ve değerli olduğu anlamına gelmez ki. Bir çöp beğenmediğin insan onun belki milyon kat, katrilyon kat üstündedir. Bunun için Allah katında haşa bilgimiz olmayan konularda şöyledir, böyledir. Kesin kaçınmamız lazım. Allah'a kullarının sadece bakın kulları Allah'tan gerçekten korkan kimse, kim biliyor musunuz? Gerçekten saygı gösteren sadece bilenlerdir. Alim olanlardır. Gerçekten Allah'ın korkusu. Bir tane hanımefendi yazmıştı. Eğer muşallah halini düzeltir selam olsun bütün halini düzelten insanlara. Yani Allah'tan korku, birçok insanda görürüz bunu aslında. Allah'tan korkmak değil, bizi Allah'a severiz. Sen Allah'ı tanımadığı için bu kadar cahil bir laf kullanıyorsun. Yani Allah'ın azametini bilen, onun söylediği sözlerin hak olduğunu, cehennemin mutlak olduğunu, gazabının çetin olduğunu bilen bir kimse, Allah'ın hududunun dışına yani çıktığı an titrer. Allah harama bakma der, örnek veriyorum. O nefsi arzu eder. Allah insana imtihan gereği erkekte kadında olsun bir takım zaaflar vermiştir. Önemli olan bu zaafları kontrol edip Allah'ın buyruğunda durabilmektir zaten mesela. İmtihan da bu. Sen o anda onu çiğnedin. Allah, gerçekten Allah'ı bilen insan acaba yani bağışlanmama ihtimalinin böyle zerresi dahi onu ürpertir
Zaten o anda yaptığı fena bir şey olduğunu gördüğünde o anda o huzursuzluk içini parçalar zaten. Yani Allah'tan bilen kulların da Allah'a gereği gibi saygı gösterenler bilenlerdir. Muhakkak ki Allah tek galip, çok güçlü, yegane galip ve bağışlayandır. Eğer kullar kendi hallerini düzeltir ve ondan af dilerse ve iyiliğe yönelirlerse Rabbimiz onları bağışlayacağını müjdeliyor. Bakın kimmiş o bağışlanmayı umabilen kimseler? Bakın bu o kadar büyük bir nimet, o kadar büyük bir bu ayeti gördüğüm her zaman böyle ferahlandığım ayetlerden bir tanesi. Allah'ın kitabını okuyanlar, onun ardında yani Allah'ın kitabını okuyanlar ne demektir? Onu hayatına taşımak için mücadele edenler. Kitabı kendine Allah hududullah dediği gibi kitabı kendine hudut yapanlardır. Allah'ın kitabını hudut yapanlar, okuyup hudut yapanlar, salat edenler, namaz kılanlar, iyilik yolunu tutanlar. Yani bakın iyi niyet nedir biliyor musunuz? Ben inanıyorum o zaman Allah'a boyun eğdiğini bir fiziksel olarak secde ederek göster. Bir de bunu Allah'ın bir de kendilerine verdiği rızık olarak gizli ve açık şekilde infak edenler, dağıtanlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Allah'tan korkuyor musun? Allah'ı biliyor musun? Allah'ın sözlediği söz hak olduğuna inanıyor musun? Cenneti istiyor musun? O zaman bunu göster. Nefsine en başta bu sana kötülüğü fısıldayan nefsini terbiye et. Boyun eğ, secde et, kulluk et. Sadece Allah'a çağır, sadece Allah'a dua et. Onun rızası için iyiliklere koş. Muhtaca, darda olana, zorda olana, yolda kalana, fakire, yetime, yakına yardım et. Ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanan bir kalp ya, onun haricindeki zamanları zulüm olduğunu anlar. Bilir yani bundan artık vazgeçemez. Dünyadaki en büyük nimet Allah'ı bulan kalbin Allah'ın sırf Allah'ın rızası için iyilik yaptığı ve onun nihayetinde o eşsiz zevke tadan kimsenin kalbidir dünyadaki en zengin kalp. Onu öyle dünya malı, dünya koltuğu, dünya şöhreti bunların zenginlikle gerçek zenginlikle hiçbir alakası yok. İşte bu kimseler var ya bakın Allah'ın kitabını hudut yapanlar, okuyanlar, namaz kılanlar, ibadeti hiç kimseyi ortak etmeden Allah'a ibadet edenler, boyun eğenler gönülden ve Allah'ın kendilerine verdiğini gizli ve açık infak edenler, Allah yolunda iyiliğe koşanlar, asla batma ihtimali olmayan, Allah'tan korkanlar, asla batma ihtimali olmayan bir ticaret kazanç umabilirler. Subhanallah, şu ayete bak. Çünkü Allah onlara ecirlerini, mükafatlarını kendilerine tamamen ödeyecek. Ayrıca onlara ihsanından bol bol verecektir. Çünkü o hem çok bağışlayan hem de şükürleri çok kabul edendir. Subhanallah. Şu nimete, şu lütfa bakın, şu armağana bakın, şuna insan koşmaz mı? Yahu kendine zulmeder mi insan? Sana vahiy ettiğimiz kitap işte o kendinden öncekileri onaylayıp doğrulayan haktır. Muhakkak ki Allah kullarını haberdardır, çok iyi görendir. Sana kitaptan vahiy ettiğimiz o şey kendinden öncekini onaylayan haktır. Bakın. Rabbimin izniyle Kur'an'ı açıklayan, en başında dedim ya size Kur'an'ı okumam emredildi, anlatmam, Allah'ın izniyle aranızda ihtilafı gidermem konusunda Rabbim bana bilmediklerimi öğretiyor. Ve size ihtilafa düştüğünüz konularda Allah'ın izniyle, Allah'ın Kur'an'ıyla, hakemle, Kur'an'ı kitabıyla hakemlik yaparak ihtilaflarınızı gidermeye ve size Allah'ın izniyle bilmediğiniz bazı şeyleri de Allah'ın izniyle bildirmeye için bana vahy yolunuyor ve ruhla desteklendiğimi söyledim ya Kadir Gecesi 1000 aydan dahil olan gecede. İşte bunun delili olarak Rabbimin izniyle şu anda tamamen hikmet üzerinden, tamamen Allah'ın kudreti üzerinden, hakimiyeti üzerinden her şeyi çepeçevre kuşattığını beni şükürler olsun tanık tutarak bir Kur'an'ı açıklayan bir Kur'an'ı size açıklamak için katından bilgilendirdiği kimse olduğuma delillerden bir tanesi olarak bir kitap, bu Kur'an'ı açıklama görevini verildiğini en büyük delillerden bir tanesi bir şükürler olsun bir kitap. Allah bu kitapta defalarca kez söz ediyor. Zaten Elif, Lam, Mim sana bu kendinden şüphe olmayan korunanlar, müttakiler için hidayetin ta kendisidir. Onlar gayba iman ederler, namazı dürüst kılarlar, zekat verirler. Sana ve senden önce
indirilene, bakın senden öncekilere demiyor, sana ve senden önce indirilene iman ederler. İşte kurtuluşa erecek olanlar, ferah bulacak olanlar onlardır. Bu konuda inşallah ki çok şey konuşacağız. Sana vahyettiğimiz, kitaptan vahyettiğimiz o şeyi kendinden öncekini doğrulayan haktır. Muhakkak ki Allah kullarından haberdardır, çok iyi görendir. Bunu inşallah göreceksiniz. Sakın ha şeytan sizi